Sevgili öğrenciler merhaba. Kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine Sahilye Fen Bilimleri Okulları Fizik Fakültesi olarak devam ediyoruz. Bugünkü konumuz genleşme. Önce ısı alan maddeler mutlaka hal değiştirmiyorlarsa genleşirler. Bu prensipten yola çıkarak insanoğlunun kullandığı bir sürü icatlar yapmışlar. Mesela bir tanesi yangın alarmları. Yangın alarmlarında katılardan genleşmesinden yararlanılıyor. Belki daha öncelerden gördüğünüz tren raylarının birleştiği yerlerde küçük boşluklar vardır. Çünkü yazın hava sıcaklığı arttığı için metaller genleşir. O boşluklar o yüzden vardır. Veya etrafımızda elektrik tellerine baktığımızda kışın hava soğuk olduğu için boyları biraz kısalacağından biraz gergin gibi dururlar. Ama yazın sıcaklık artınca biraz daha aşağı doğru salınırlar. İşte bunların sebebi maddeler, özellikle katılar ısı aldıkları zaman mutlaka boylarında bir uzama gerçekleşir. Nelere bağlıymış bu boyca uzama? Bir duvara sabitlediğimizi düşünelim. L0 dediğimiz bunun ilk boy. Sıcaklığı arttırdık. Boyunda uzama gerçekleşti. İşte bizim şurası bunun uzadığı miktar. İşte bu normalde nasıl buluruz? Son boyla ilk boyu çıkarırız, buluruz. Ama işte bu uzama miktarı nelere bağlıymış? İlk boya bağlı. Lambda dediğimiz katılar için ayırt edici olan ve sıvılar için ayırt edici olan uzama katsayısı. Bir de delta t. Yani sıcaklık ne kadar çok artarsa o kadar boy uzuyormuş. Uzama katsayısı büyükse madde o kadar çok uzuyormuş. İlk boyu uzunsa yine uzuyormuş. Bunların işlemli olanları kaldırıldı ama oran sorularında, yorum sorularında bunu kullanmak zorundayız. Peki, bir de yüzeyce genleşmemiz var. Bunu şöyle anlatalım. İşte S0 bunun ilk yüzeyi ne gibi düşünelim? İşte 10 kuruş gibi düşünelim. Sıcaklığı arttırdık. Merkezden dışarıya doğru genleşti. Kim gibi oldu? 1 lira gibi oldu. İşte burası delta S yüzeyce genleşme miktarı. İlk yüzeye bağlı. Burası bunun 2 lambda. 2 boyut belirttiği için 2 lambda ya da tamamına yüzeyce genleşme katsayısı deriz. Veya boyca uzamayı alırız 2 ile çarparız. O da olur. Sıcaklık değişimi. Peki hacimce genleşmede 3 boyutlu, yani küpten örnek verelim. Sıcaklığı arttırdık. Bizim küp şeklimiz daha da büyüdü. V0 ilk hacim 3 lambda, 3 boyut belirttiği için 3 lambda geliyor. Bir de delta t. Yani önemli olan neymiş? Cinsiyle orantılı, sıcaklık değişimi orantılı, ilk boy, ilk yüzey, ilk hacim de orantılıymış. Şimdi çubukların sıcaklıkları eşit miktar artıyormuş. Uzama miktarlarını istiyor. Nedir burada durum? Delta L eşittir. L0 lambda delta T'nin bir uygulaması. Beraber yapalım bunu. Birinci uzama delta LX. İlk boy 2 ile uzama katsayısı 2 lambda. Sıcaklıkları eşit demek. Delta T eşit demek. Hepsine birden bölü. Delta L ilk boyumuz 3 ile uzama katsayısı 3 lambda. Bu da delta t aynı. Şurada işlemleri yapalım. Delta t'ler gitti. L'ler ve lambdalar gitti. Şurasında 4, burası 9. Bunun telaffuzu biraz zor. Bu lambda. Uzama katsayısı. Devam ettik. Bir AB metal çiftimiz var. Bakın A'nın boyu kısa, B'ninki uzun. CA'dan uzun. AB çifti ısıtılınca aynı boyda oluyorlarmış. AC çifti ise soğutulunca aynı boyda oluyorlar. Uzama katsayılarını istiyoruz. Şimdi biz ısıtma işlemi yapınca boylarında uzama bekleyeceğiz. Diyelim ki boyları burada eşit olsun. B bu kadar uzarken A daha çok uzamış ki onu yakalamış. Demek ki A'nın uzama katsayısı B'den daha fazla. AC çiftine soğutma işlemi yapmışız. Yani bekleyeceğimiz durum boylarında kısalma. Diyelim ki boyları burada eşit olsun. A bu kadar kısalırken C daha çok kısalmış. Kim daha çok kısalıyor ise onun uzama katsayısı daha büyük demektir.
demektir. C daha çok kısaldığı için C A'dan büyük demektir. Tek satırda yazarsak bu da C A B şeklinde olacak. Demek ki sıcaklık artınca çok uzayacak, sıcaklık azalınca da çok büzülen, çok kısalan uzama katsayısı büyük demekmiş. Yine KLM var. Şekilden anladığımız gibi uzunlukları aynı, sadece kalınlıkları farklı. Aynı maddeden yapılmış KLM'ye sıcaklıkları eşit olacak şekilde ısı vermişiz. Yine uzama miktarlarını soruyor. Yazalım formülümüzü. Delta L, L0, lambda, delta T. Diyor ki bize aynı maddeden, o zaman bunu düşünmedik. Sıcaklıkları eşit, bu da gitti. Demek ki bizim uzama miktarı kimle orantılıymış? İlk boya. Buna ilk boylar eşit değil mi? O zaman hepsinin uzama miktarları eşit. Hocam bu kalınlıklar ne olacak? Kalınlıklar tuzak. Yani verilen her şey kullanılmaz. Geldik buraya. Bunu pratik bir yöntemle anlatsak daha iyi olacak ama aynı maddeden yapılmışlar. Eşit miktar ne veriyormuş? Isı. Şimdi bunu biraz ispat edelim istiyorsanız. Şimdi formül şöyleydi. Delta L, L0, lambda, delta T. Bir de önceden öğrendik. Q eşittir mc delta T. Bakın şu aynı. Yani L0, lambda, delta T yerine yazıyorum. Delta T yerine yalnız bıraktık bunu. Q bölü mc. Şimdi aynı maddeden yapılınca şu cinsine aitti, bu da cinsine aitti. Bu da eşit ısı verdik. Soru nereye döndü? L0 bölü m. M önceki dönemlerden hatırlayın. D çarpı V demek. Aynı madde olduğu için bu da gitti. L0. V demekti hacim. Yani buradaki maddeler silindir gibi düşünün. Kesit alanı çarpı uzunluk ya da yükseklik. Kesit alanı S diyelim. Uzunluk da ilk boy gitti, yerine geçiyor L0. Bunlar gitti. Demek ki 1 bölü S'e bakacakmışız. Toparlayalım. Delta L için 1 bölü S önemliymiş. Peki aynı madde eşit miktar ısı diyorunca 1 bölü S durumuna bakacağız. Peki yazalım. X'in uzama miktarı 1 bölü S. Y'nin uzama miktarı 1 bölü 2S. Z'nin uzama miktarı 1 bölü S. Şuna 1 dedik. Bu 1 bölü 2. Bu da 1. Buradan X de Z. Aynı uzadı, Y daha kısa uzadı. İşlemlerde hız kazanabilmek için tekrar edelim. Aynı maddeden yapıldı. Eşit miktar ısı verilince 1 bölü S'lere bakacağız. Hocam burada uzunluklar ne oldu? Burada uzunluklar tuzak. Evet, burada metal çiftleri üst üste koymuşuz bunları. Sıcaklıkları eşit miktar arttırılmış. Burada bakın ilk başta boyları neydi? Eşitti. Düztekinin boyu daha çok uzamış demektir. İlk boyları aynı olduğundan, delta T'ler de aynı olduğundan kim çok uzamış ise onun uzama katsayısı daha büyük demektir. Buradan X, Y'den daha büyük demektir. Yine Z ile Y boyları eşit. Dıştaki daha çok uzamış. Y de Z'den uzun. Tek satırda yazarsak X, Y, Z olacakmış. Evet, burada şekil 1'de X, Y ikilisi var. 2'de Z'ye. Bakın X, Y ikilisi ısıtılıp doğrusal hale gelmiş. Y, Z ikilisi ise soğutulunca doğrusal hale gelmiş. Şimdi X'yi ısıtacağız. Yani ikisi de ne yapacak? Bunu uzayacak. Ama sonuçta boyları ikisinin de eşit olacak. Peki başlangıçta X'in boyu daha kısa. Eşit olabilmesi için X'in daha çok uzaması lazım. Demek ki X, Y'den daha çok uzuyormuş ki boyları eşit olmuş. Yine benzer şekilde burada yine boyları birbirine eşit olacak. Ama burada soğutma işlemi yapmışız. Yani ikisi de kısalacak. Kim daha çok kısalmalı? Y daha çok kısalmalı. O yüzden Y'nin genleşme katsayısı ya da uzama katsayısı daha büyük olması lazım. Y de Z'den. Tek satırda yazarsak X, Y, Z olmalı. Evet, burada aynı boydan
Sıcaklıkları eşit şu anda. Metal çiftleri elde etmişiz. Bunların sıcaklıklarını eşit miktar arttırıyoruz. Yani oda sıcaklığını biraz daha yükseltiyoruz. En uzun XY ikilisi. Yani bu da uzamış. Şöyle anlatmaya çalışıyorum. Bu da uzadı, uzadı, uzadı. En uzun bu oldu. Bunlar biraz daha uzunluğu az. En kısa bu oldu. Bunu ikişer düşüneceğiz bakın. Önce ikisini düşünelim. Bakın şurada Y'nin yapmış olduğu katkı ikisinde de aynı. O zaman bu neden daha fazla uzamış? Demek ki XZ'den uzama kasesi daha büyükmüş. O yüzden. İkinci de üçüncüyü düşünüyorum. Burada Z'nin yapmış olduğu katkı aynı. O zaman ortadaki neden daha fazla uzamış? Bu sefer de YX'den daha fazla uzamış demektir. Tek satırda yazarsak YXZ olacaktır. Burada bir tane küre var. Isıca yalıtılmış, bu genleşmiyor yani. Bir tane duvara sabitlemişiz, çubuğumuz var. Ortam sıcaklığı artınca, yani bizim çubuğumuz ne yapacak? Bu tarafa doğru uzayacak. Bu da bu tarafa doğru dönecek. İşte bunun tur sayısı nelere bağlıdır? Şimdi öncelikle başka sorulara cevap verebilmek için, yani uzama miktarı L0, lambda, delta, t ya, bunun dönmesini sağlayan şu A'nın uzamasıdır. Yani B'nin uzaması bir katkı sağlamaz. Yani burada kimi düşünecekmişiz? A'yı. Nelere bağlı deyince A'ya bağlı. Bakın B'ye bağlı değildir. Daha sonra bu küre yarıçapı küçük olunca daha çok tur atar. Yarıçapı büyük olunca daha az tur atar. Yani R'ye de bağlı. Tabii ki cinsine bağlı şu metalin. Bir de neye bağlı olacakmış? Delta T'ye bağlı olacakmış. Gelelim burada yine ısı yalıtılmış küreler KaLeM metaller arasında sıkıştırılmış. Burada bakın sıcaklık azalmış. Yani bunların hepsinin boylarında ben kısalma bekleyeceğim. Yani K kısalınca bunu bu tarafa doğru döndürecek. L kısalınca diğer tarafa doğru. M kısalınca bu tarafa doğru. Şimdi birlikte düşünmemiz lazım. Şu X kimin kısalacağı yönde dönüyor. K'nın. Demek ki şuradan anlayacağımız bizim KL'den daha çok kısalmış. Y için düşünelim. L ve M kısalıyor ama Y'nin atmış olduğu tur yönü L'nin kısalması yönünde. Burada da L'de M'den daha çok kısalmış. KL M olması lazım. Evet, burada bir tane kırmızı da bakın belli. KLM ten hükmüşüz bu şekilde. Buradan sabitlemişiz. Ortam sıcaklığını arttırdık. İşte şu KLM uzunlukları nasıl değişir? Bu tür sorularda bir taktik söyleyelim. Şeklin aynısını yani fotokopi olarak büyüteceksiniz. Yani sabit nokta burada böyle uzayacak. Şu kısım şöyle uzayacak. Şu kısım da böyle uzayacak. Yani sonuçta bütün hepsi artacak. Yani hocam M azalmaz mı diyebilirsiniz. Bakın M şöyle. Şuranın artışı, buranın uzaması M'yi arttırır. Buranın uzaması ise M'yi kısaltır. Ama bunun boyu daha fazla olduğu için M mesafesi artacaktır. Şimdi sıvılarda genleşmeye gelelim. Yani bizim kullanmış olduğumuz termometrelerde aslında sıvıların genleşmesi prensibinden yararlanıyor. Bir tane kabımız düşünelim. Şurası ilk hacim V0. Isıttık bunu. Kabın genleşmediğini düşünelim. Sıvı genleşti. Üst kısmı da delta V. V0 ilk hacim. Burası da alfa. Yani genleşme katsayısı. Delta T'de sıcaklık farkı. Bununla ilgili biraz işlemli sorulardan bahsedelim. Kaplarda bakın yine aynı cins, aynı hacim ve aynı sıcaklıkta sıvılar varmış. Sıcaklıklar neymiş? Eşit miktar. Yani şöyle yapalım A seçeneği için. Formülümüzü yazdık. Formülü yazmak burada hatalara düşmekten bizi kurtarır. Diyor ki aynı cins. Yani bunu düşünmeme gerek yok.
Sıcaklık derece, bunu düşünmeme gerek yok. Yani hacimce genleşme miktarı neymiş? İlk hacimle orantılıymış. İlk hacimler aynı olduğu için bunların genleşmeleri neymiş? Hacimce genleşmeleri eşitmiş. Peki bu ne olsun? S çarpı H olsun mesela. Yani bunda H kadar yükseklik olurken bunda yükseklik H bölü 2 olması lazım. Burada H bölü H bölü 2'den oran ne geldi? 2 geldi. B seçeneğine gelelim. Eşit miktar ısı. Bakın şöyle yapalım önce. Q eşittir mc delta t'den. Q'lar bakın aynı. C'ler de aynı. Aynı hacimde olduğu için m'ler de aynı. Yani bunların aslında neler aynıymış? Delta t'leri aynıymış. Nereye döndük biz? A'ya benzer gibi oldu. Formülde delta v eşittir v sıfır alfa delta t'de. Anladık ki bunlar aynı. Cins aynı. İlk hacim de aynı. O zaman genleşme miktarları eşit olacakmış. Peki daha önce de kullanmıştık. Yine kopya verelim. Aynı cins olacak. Eşit miktar ısı bu koyulunca hacimce genleşmeleri de ne olacakmış? Birbirine eşit olacakmış. Biraz işlemli yine yapalım. Yine bakın bunun alt kısımları küre şeklindeymiş. Aynı cins sıvı ile doluymuş. Kürenin hacmi hatırlayanlar için 4 bölü 3 pi reküp. Reküpten dolayı bunun hacmi ve 2'nin kübünden dolayı hacmi 8 ve aynı madde oldukları için hacim ve kütle doğru orantılı. M ise kütlesi bunun 8M olacak. Diyor ki bunlar eşit miktar ısı veriliyor. Tamam şöyle yapalım. Bunlara Q'lar da aynıymış. MC delta T. Peki Q'lar aynı. Q dedim. Kütlesi M, C. Ötekinin kütlesi 8 M, C. Peki sıcaklık farkı nasıl olması lazım? Bunun 8 T değişirken bunun T değişmesi lazım ki Q'lar aynı olsun. Peki formülümüzü yazalım. Delta V1 bölü delta V2 diyelim. İlk hacim ve alfa sıcaklığı 8 T değişti. İlk hacim 8 ve cinsi alfa dedik. Ne kadar değişti? T değişti. Bakın 8'ler alfa T'ler gidince hep ne oldu? Eşit oldu. Nereye geldik yine? Aynı cins sıvı eşit miktar ısı verince hacimce genleşmeleri ne oldu? Eşit oldu. Bir önceki sorunun B seçeneğinde olduğu gibi. Hacimce genleşmeler eşit. Peki ne kadar hacimce genleşsin bunlar? Diyelim ki S çarpı H olsun diyelim ki yine bunda H kadar yükselirken bundan H bölü 2 yükselecek. H bölü H bölü 2'den oranımız 2 olacak. Peki bir kez daha yapalım. Yine buna benziyor. Kaplarda yine ne varmış bakın. Aynı cins eşit sıcaklıkta sıvılar varmış. A seçeneğinden yola çıkalım. Sıcaklıkları eşit miktar artınca formülümüz neydi yine yazalım. Delta V, V0, alfa, delta T. Peki aynı cins dediği için bunlar gitti. Sıcaklıkta dediği için bu da gitti. Yani biz delta V için kime bakacakmışız? İlk hacime bakacakmışız. Burası H çarpı 2S'den ilk hacim 4V olsun. 2H çarpı S'den burası 2V olsun. 2H çarpı 2S'den burası da 4V olsun. İlk hacimle orantılı olduğu için birinci ile üçüncü eşit, ikinci küçük. A seçeneğini tamamladık. Geldik B seçeneğine. Eşit miktar ne diyor? Isı. Az önce ispat etmiştik. Aynı cins eşit miktar ısı olunca bizim hacimce genleşmeler hepsinde ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Eşit olarak sıraladık. Peki bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.